Tekrar herkese merhabalar. Biraz evvel bir video daha çektim. O yüzden elimde şeyimde her tarafımda swatchlar var ama bu videoda hemen üstünden çok vakit geçmeden çekmek istiyorum. Çünkü Hatice'ciğime çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten çok mahcup etti. Hatice'den bir çekiliş kazanmıştım fakat kargom yolda kayboldu. Hiç kendisiyle bir alakalı olmayan bir şey olmasına rağmen çok iyi niyetli ve düşünceli bir insan olduğu için bizi mutlu etmek adına biz derken annem ve ben dört gözle bekliyorduk çünkü. Daha doğrusu ben annemin başının etini yiyordum. Anne kargom gelmedi, anne kargom gelmedi. Sen mi kaçırdın, kapıyı mı açmadın diye. Bu gelince annem de rahatladı. Hatice bana çok güzel ciciler yollamış. Şöyle bir yani şu makyaj çantasına bayıldım. Bu kadar mı kullanışlı olur? Büyükçe bir kalem kutusu gibi kurdele desenli. Burasında da bir kurdele deseninde bir metal şeyi var. İçi de çok güzel bir kırmızı renk. Ve içinde benim bronzerlarım ve allıklarım var. Hemen başlıyorum göstermeye. Ne yazık ki bu ürünler tabii ki Türkiye'de yok. Sağ olsun Hatice'cim İngiltere'den göndermiş ama hepimize bir fikir olsun. Bir giden biri olur ya da ne bileyim şansımız olursa almaya bir gün. Bu Boots'tan sanırım. Evet, Boots'tan. Bronzing Powder Sun Tint Golden Glow. Bu hafif ışıltılı ama benim ten rengime çok uyan. Ben bronzerları allık olarak da kullanmayı seviyorum. Bunu bronzeri tabii gösteremeyeceğim çünkü parlıyor şurada. Çok hafif güzel bir renk, beğendim. Ben eğer bronzer'ı kontür yapmıyorsam böyle daha doğal tonlarda kullanıyorum. Bütün yüzüme de şöyle hafifçe bir sürebiliyorum. Yani tabii böyle tupturuncu olacak şekilde değil de yazın. Pudra sürmeyip şöyle bir bronzer'la aydınlatmayı yüzümü seviyorum. Allık olarak kullanmayı. O zaman böyle hafif ışıltılı ürünler yazın hiç kötü gözükmüyor. Kışın tabii daha ışıltısız renkleri tercih ediyorum. Onlardan biri de bu. Bu da Makeup Academy'den bir bronzer. Bunun şeyi 3 numaraymış rengi. Bu da çok doğal tonlu. Bu da çok fazla gözükmeyecektir. Yani benim de cilt tonum medium olduğu için bende bunlar iyi olacak. Bunlar şey için kontürleme için biraz aydınlık. Ama benim işime geldi açıkçası. Çünkü kontürleme için elimde iki tane bronzerım var. Bunlar değişik kullanımlar, allık gibi kullanımlar için daha güzel olacak. Bu çok güzel kapağı falan. Şöyle. İnşallah belli oluyordur. Bu Collection 2000 mı? Evet, Collection 2000 Mozaik. Şöyle bunun renkleri çok güzel ve bu çok pigmentli. Şöyle hafifçe bir dokunduğumda bile hemen elime geçiyor. Bunun rengini evet rahatça görebileceksiniz. Bu tam bir allık olarak kullanabilecek olduğum çok güzel bir renk. Ben bunu allık olarak rahat rahat kullanacağım. Onun dışında başka bir tane daha, bu allık şey çok güzel, iPod gibi paketi. Bu neymiş? My Face Cosmetics. Bunun kapağı biraz zor açılıyor. Desenize zor açılıyorsa önceden aç diye. Rezil olduğum andır açtım ama. Tırnağıma bıraktım ama açtım. Çok güzel, çok doğal bir doğal bir ton yani, bu şeftali de diyemem. Evet, şeftali tonu. Böyle alınca daha güzel belli oluyor. Pembe değil çünkü, daha şeftali, daha natural. Şurada şöyle göstermeye çalışacağım ama ışıktan. Bunların pigmentleri bayağı iyi yani, şey değil. Ben sadece siz görebilin diye şey yaptım. Bunun içinde şöyle bir fırçası da var. Bu arada arkada sesler duyuyorsunuz, kusura bakmayın. Evimiz bugün biraz kalabalık. Onun dışında içinden bir tane şöyle çok şeker bir fırça çıktı.
Bu küçük boylu fırçalar çok avantajlı oluyor çantada taşımak için. Benim de böyle küçük boylu bir fırçam vardı. Bir arkadaşıma verdim. Ondan sonra verdikten sonra da sürekli yanımda taşıyacağım zaman çantama atacak fırça bulamıyordum. Bunu muhakkak çantamda taşıyacağım. Bir diğer ve en son aldığım ise bu. Blushed Cheeks. Bu da Boots'tan. Bu kırık gelmedi fakat şöyle çıkmış halde geldi. Hiçbir problem değil. Uhusu tutmamış. Sadece ben bunu hemen uhulayacağım. Ya da böyle olması daha çok işime geldi. Bunu paletimin içine koyabilirim diye düşünüyorum. Bu da öteki gibi çok doğal tonlarda bir renk. En güzel tarafı bunların simsiz olması. O çok şey. Yumuşak, pigmentli. Bu da şeftali tonlarında. Bunu da şöyle süreyim. Şu işte bu. Çok güzel. Yaşadım, yaşadım. Gelen cicilerim bu kadar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saçım başım dağınıksa kusura bakmayın anacığım. Bugünlerde biraz böyle sıkıntılıyım. Bir diş problemim var. Sürekli dişçiye gidip geliyorum. Onun için bir haftadır da doğru düzgün bir hafta 10 gün olmuştur. Belki doğru düzgün video çekemedim. Daha doğrusu elimde çekilmiş bir tane videom var fakat çok uzun ve YouTube'a yükleyemiyorum bir türlü onu. Onun için tekrar çekmeyi deneyeceğim. Bugünlük videolarımız bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.